Haluk kanka nasılsın ya? İyiyim sağ ol. Ne oldu? Zero Uncle sana yardımcı olabildim mi bari? Çok teşekkür ederim. Onun için geldim zaten ya. Ha, benim Utku'mu açtı adam ya. Utku'nu değil, Ufku'nu. Ha, işte tamam. Ufku'mu açtı. Kaçıyorum ben sürekli. Şimdi birinci adımı attık. Sıra ikinci adımda ya. Güzel güzel. Yani Zero böyle her şeyi eline yüzüne bulaştırır ama aşk meş konularında üstüne tanımam. Haluk kanka bak gerçekten şu iş olsun, kız bana yağ element desin. Ha, gerçekten seni alacağım böyle önce Doğaçlı'da, oradan da bütün Avrupa'yı gezeceğiz beraber. Seninle beraber ikimiz sadece bak. Yok ya, benim ne işim var oralarda? Aman ya. Haluk kanka öyle deme, oralar çok güzel bak, çok seveceksin ya. Tamam, ya baş başa gideceğiz beraber, kafa dağıtacağız. Tamam tamam, senin işin bir hallolsun da hallederiz, gerisi kolay. Okay. Ha, bu arada benim dosyalar içeride hazırladım. Tolga Burdurlar, İrem Fulay'a vermişsin dosyaları. Ama onlar yokken ben yokları aratmayayım dedim. Hepsini hallettim. İçeride getireceğim sana. Tamam güzel. Yani bak bu aşk meşk işlerine dalıp da işleri safsatmıyorsun değil mi? Aynen Haluk Ankıl ya. İş başka, aşk başka yani. Ben biliyorsun ben böyleyim. Sana söz verdim. Ha, bu işte ben bu işi başaracağım ya. Tamam güzel. Hadi okay. Kolay. Okey. Tamam görüşürüz Ankıl. Merhaba. Hello. Rahatsız etmiyorum bunu. Oo gece kardeş. Gel. Nasılsın abi? Sağ ol. Hayırdır? Geç otur. Ne içersin? Vallahi bir demli çayınızı alırım abi. Eremen. Ya. Bize iki çay söylesene. Ben de Haluk kanka sıkıntı yok. Hayrola? Ne oldu? Abi bir konuda bir akıl almak istiyorum senden. Yardım edebileceğim bir şeyse tabii. İşte böyle abi. Ege'deki bu evi satmak istiyorum. Hem de sonrasında buralarda yatırım yapmak istiyorum. O yüzden geldim, sana danışmak istedim. Vallahi bu kadar olur. Ben de bu aralar böyle kendime Ege'den bir ev bakıyordum. Yani böyle bahçesi olsun, böyle ekip biçeyim falan öyle kafamdan geçiriyordum. Süper abi. O zaman iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş desene. Vallahi öyle oldu. Ama tabii benim de bütçemi aşmaması lazım. Abi o konu hiç sorun değil. Ben sana fotoğrafları falan göndereyim. Sen bir incele. Bir bak. Hani içine sinerse, sen tamam dersen para falan sorun değil. Beydar bey ödersin abi. Yok canım olur mu öyle şey? Sen de ona göre yatırım yapacaksın. Ama sen bir gönder resimleri. Abi ya ben seninle para falan konuşamam. Yani hani o konulara giremem hiç. O yüzden bir orta yolu buluruz. Ha, konuşuruz. Sen gönder bana. Tamam. Ben bir göreyim. Geliyor şimdi abi. Tamam yolladım. Hah geldi. Geldim abi. Oo güzelmiş. Ne ağacı bu? Abi bu erguvan. Çok iyi. Bak şu köşede, şunun ilerisinde de 10-15 tane zeytin ağacı var. Onu da rahmetli dedem dikmişti. Vakti zamanında. Allah rahmet eylesin. Amin abi. Hah, abi bak burası evin içi. Tabii biraz eşyaları falan eskidi. Yani ben geçen sene biraz yatırım yaptım gider gelirim falan diye de işten güçten vakit olmadı abi. Hakikaten çok güzel. Abi bu arada şeyi unuttum ya. Ya komşular falan da çok iyiler. Yani bir de denize 2 kilometre uzaklıkta. 10-15 dakika yürüyüş mesafesi. Mis gibi. Oh. Vallahi iyiymiş. Güzel. Evet abi, ne diyorsun? Bu saatten sonra ben de müşteri aramayayım başka. Yani seni zor durumda bırakmak istemiyorum. Abi, ya ben zor durumda falan kalmıyorum. Zaten başlangıçta ödeyeceğin rakam gayet iyi. Hani benim için çok makul. İhtiyacım olandan bile fazlası. O yüzden kalanını da sen zamanla ödersin. Hani hiçbir sorun yok. İyi tamam. Dediğin zaman gidip işlemleri başlatabiliriz. Abi hiç sorun değil. Sen ne zaman dersen o zaman gider hallederiz. Bizde söz senettir. O zaman hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Tamam. Haluk'la anlaştık. Evi alıyor.
tutarım.